Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında yeni bir sureye başlıyoruz. Zümer Suresi. Zümer Suresi, Kur'an-ı Kerim'deki Mekki surelerden, yani hicretten önce nazil olan surelerden ve ağırlık olarak imani meseleler etrafında dinin bir takım mesajları burada bize bildiriliyor. Biz bugün bu sureden 1-5. ayetler arasını değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tenzilül kitab minallahil azizil hakim. Kitabın indirilmesi aziz, hakim olan Allah tarafındandır. Kitaptan murat Kur'an-ı Kerim veya genel anlamda değerlendirilirse Allah'ın indirdiği bütün kitaplar. İşte bu kitapların insanlara bildirilmesi, indirilmesi aziz, hakim olan Allah'tandır. Burada Allah-u Teala'nın aziz ve hakim olması nazara veriliyor. Çünkü Allah-u Teala gönderdiği kitapla izzetini, azametini bildiriyor. Ve yine gönderdiği kitapta her işi hikmetle yaptığını, bütün hükümlerinin yerli yerinde olduğunu bize gösteriyor. İnna enzelna ileykel kitab. Ey Peygamber, biz sana kitabı indirdik, Kur'an'ı indirdik. Bilhak, hak ile. Burada kitabın hak ile indirilmesi, yani Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından olmasını ifade eder. Bu haktır, vakıa mutabıktır, gerçeği ifade etmektedir. Öte yandan kitabın hikmetli bir şekilde indirilmesi, kitapta her şey yerli yerindedir. Bu manada da değerlendirilebilir. Ve onun içinde yer alan bütün hükümler haktır, gerçektir, gerçeğin ta kendisidir. İnsanların yazdıkları bir takım kitaplar olur. O kitaplarda her şey hak olmayabilir. Ve insanların o kitaplarında batıl çok şeyler de bulunabilir. Ama Allah'ın kitabında her şey haktır, hikmetlidir, yerli yerincedir. فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسَ لَهُ الدِّنِ Artık sen de dini Allah'a halis kılarak sırf Allah için ona ibadet et. Değerli izleyenlerim, Allah'a ibadet, Allah'a kul olmak, yani onun emirlerini yapmak ve yasaklarından kaçınmaktan ibaret. Bir asker nasıl ki komutana itaat eder ve o itaatle kendisinin nefer olduğunu, asker olduğunu göstermiş olur. Bir insan da, bütün insanlar Allah'ın bir askeridir, bir kuludur. Dolayısıyla belli bir takım emirler, yasaklar her insan için geçerlidir. Bu noktada Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde ilk sarih emir olarak Allah-u Teala "Ya eyyühennâs ubudu rabbekum" buyuruyor. Ey insanlar, Rabbinize ibadet ediniz. Ve başka bir ayette Zariyat suresinde "Vemâ halaktul cinne vel insa illâ liya'budun." Ben cin ve insi ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbadeti yapmak bir görev ama bu ibadetin ihlaslı bir şekilde olması ve Allah için yerine getirilmesi, o da daha ileri bir merhale. Diyelim namazı kılmak. Bir insan namazı Allah için kılar. Ama diyelim ağası istedi diye namaz kılıyor veya patronu istedi diye kılıyor veya amiri istedi diye kılıyor. Bu dini halis olarak yaşamak değildir. Mesela bazı çocuklara aileleri baskı uygular ve namazı kılmalarını ister. Çocuk Allah için değil de anne babanın hatırı için namaz kılar. Belki de bazen abdestsiz bir şekilde namaz kılar. Bu dini Allah için yaşamak değildir. Dini anne babasını razı etmek için göstermelik olarak yaşamaktır. Din bizden samimiyet ister ve Allah'ın emirlerinin samimane yerine getirilmesi gerekir. Dolayısıyla ayet-i kerime bize bu manayı anlatıyor. Dini Allah'a has kılarak halis bir şekilde ona ibadet et. Allah'a yapılan halis ibadet, halis süt gibi. Ama sütün içine su karıştırıldığında sütün kalitesi düşer. Hele pislik karıştırılacak olursa artık o süt içilmez bir hale gelir. İşte bir insan Allah'a ibadet etmekle beraber bazı yan gayeler de düşünse, mesela dese ki ben
ibadetimi yapan biri olduğumda çevrem bana itimat eder ve ticarette çok daha fazla kazanırım. Bu niyetle ibadeti yapsa, bu ibadet Allah için olmakla beraber insanların rızasını ve bazı yan menfaatleri gözettiğinden tam halis değildir. Bir de münafıklar var. Münafıklar görünüşte namaz kılıyor, görünüşte oruç tutuyor, görünüşte Allah diyor, peygamber diyor, belki hacca gidiyor. Görünüşte bunlar var. Ama Allah için olmadığından, sırf bir göstermelik için bir takım başka gayelerle yapıldığından, bu da sütün içine adeta bir miktar pislik karıştırmak gibi onu içilmez hale, faydalı olmaz bir hale getiriyor. Demek ki din bizden tam bir teslimiyet ve safi bir şekilde rıza-i ilahi, rıza-i bari için ibadeti istiyor. Ele lillahi dinul halis. Dikkat edin, halis din Allah içindir. Yani din sadece ve sadece Allah'ın rızasını elde etmek için yapılır. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi Cibril diye bilinen meşhur bir hadisinde önce iman, sonra İslam, sonra da ihsan anlatılıyor. İman, dinin inanç boyutu, inanacağımız esaslar. İkinci merhalede İslam, yani dinin bir takım emirleri ve yasakları, bunlara uymak. İhsan ise, ihsan mertebesi, en te'budallâhe ke enneke terâhu, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Feillem tekun terahu fe innehu yarake. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ihsan mertebesini böyle ifade ediyor. Ve tasavvufi hareketler, tarikat ve bütün mistik hareketlerin temelinde bu şekilde halis bir dini yaşamak, Allah'a ibadeti halis bir şekilde yapabilmek. Ve insanlar eğer ibadetlerine bir takım başka yan gayeler bulaştıracak olurlarsa o ibadetin kalitesi düşer ve öyle ki diğer aleme gidildiğinde gizli şirkten kurtulamamış olabilir. Bunun neticesinde o ibadetten çok da fayda göremez. Demek ki ibadetin geçerli olması gerçek para misali adeta, ama sahte para da görünüşte paradır fakat bir işe yaramamaktadır. Demek ki din görülmek değil olmaktır denilir. Evet, elbette din adeta üzerimizde bir elbise gibi görülecek ama bunun içini de doldurmak gerekiyor ve görüldüğümüz şekilde de onu yaşamak gerekiyor. Mevlana'nın dediği gibi ya olduğun gibi görün veya göründüğün gibi ol. Yoksa farklı bir şekilde olmak bu insanı riyakar yapar, hatta münafık yapar. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ. Bir kısım insanlar var ki bunlar Allah'ın dununda, Allah'ın dışında veya daha alt kategoride bir takım ilahlar, dostlar edinirler. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ. Ve şöyle derler, biz bunlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Malum müşrik denildiğinde Allah'ı kabulle beraber ona ortak koşan kimse. Müslümanlar da farkına varmadan bir takım şirk içinde olabilir. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresi son sayfada ifade edildiği gibi insanların ekserisi müşrik olarak Allah'a inanır. Allah'a inanıyor ama bir şekilde şirk koşuyor. Mesela Hristiyanlar da Hazreti İsa'ya olduğundan fazla bir paye vermek, onu da adeta uluhiyetin bir rüknü kabul etmek, elbette ki bu Allah'a şirk koşmaktır. Veya diyelim affeden Allah'tır, cenneti verecek olan Allah'tır, papazlara böyle bir yetki vermek, Allah'ın bir takım yetkilerini papazlara devretmektir, Allah'a bir nevi şirk koşmaktır. Öte yandan bize bakan yönüyle değerlendirecek olursak, İslam coğrafyasında da bazıları aşırı bazı hüsnü zanlarla diyelim ki merbut olduğu, bağlı olduğu zatı normal gerçek mevkiinden çok daha ileride görebiliyor ve
onun şefaati beni kurtarır. O bir himmet ettiği zaman ben kurtuldum demektir. Bu manada farkına varmadan doğrudan sanki affetme yetkisi onun elinde, cennete koyma yetkisi onun elinde gibi böyle değerlendirmelere girebiliyor. Bu tarz beklentilere girebiliyor. Bu da farkına varmadan onları Allah'a bir nevi şerik ittihaz etmektir. İşte bir kısım insanlar biz onlara Allah'a şerik olsun diye değil, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz diyorlar. Ama bu onları Allah'a yaklaştıran bir şey değil, Allah'tan uzaklaştıran bir durum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, benim diyor ümmetim hakkında en ziyade korktuğum gizli şirktir. Gizli şirkten murat riya, gösteriş. İbadeti yaparken insanların rızasını esas almak, onları memnun etmeye çalışmak. Halbuki insan Allah'ın rızasını elde etmekle mükellef. Bu açıdan ihlas mertebesi en büyük mertebelerden birisidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Heleken nas illel alimun. İnsanlar helak olur ancak alimler kurtulur. Ve helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler kurtulur. Ve helekel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olabilir. Ancak ihlas sahipleri kurtulur. Vel muhlisun ala hatarin azim. İhlas sahipleri de büyük bir tehlike üzeredir. Yani bir insan ilim sahibi olmalı, ilminin gereğini amel olarak göstermeli, bunu yaparken ibadeti sırf Allah için yapmalı ama rızayı bariyi elde ettikten sonra da oradan düşmemeli, o makamını koruyabilmeli. Cenab-ı Hak hepimizi bu noktada muvaffak eylesin. İnnallâhe yahkumu beynehum. Allah şüphesiz ki onlar arasında hükmeder. Fîmâ hum fîhî yahtelifûn. Onların ihtilaf ettikleri meselelerde Allah onlar arasında hükmeder. İnnallâhe lâ yehdî men huve kâdibun keffâr. Şüphesiz ki Allah yalancı olan, nankör olanı doğru yola iletmez, ona hidayet etmez. Bir insan yani yalancılık noktasında dili yalan söylememeli. Hal ve tavırları da yine yalan bir takım tavırlar içinde olmamalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. Ya Resulallah, bir Müslüman diyelim adam öldürmüş olabilir mi? Evet olabilir. Bir Müslüman içki içmiş olabilir mi? Evet olabilir. Bir Müslüman zina etmiş olabilir mi? Evet olabilir. Devam ediyor soru. Bir Müslüman yalan söyleyebilir mi? Peygamberimiz hayır söyleyemez diyor. Aslında realiteye baktığımızda Müslümanların belki epey bir kısmı hayatında şöyle veya böyle bir şekilde yalan da söylüyor. Bu durumda Müslüman yalan söylemez, söyleyemez. Bunu nasıl anlamak lazım? Yani söylememesi gerekir. Peki diğer günahlar? Diğer günahları da elbette yapmaması gerekir. Ama bir Müslümana yalan söylemek hiç mi hiç yakışmaz. Bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Gulil hak ve illa feskut. Ya hakkı söyle veya sükût et, sus. Ancak bir takım durumlarda insan diyelim ki doğrudan hak vakikatı orada ifade etse uygun olmayacak. Ortama göre bazı özel durumlar olabilir. Orada geçiştirecek şekilde yuvarlak ifadeler kullanması bu yalan sayılmıyor. Şöyle bir misal vereyim. Diyelim nafile oruç tuttunuz. Ve milletin de oruçlu olduğunuzu bilmesini istemiyorsunuz. Bir yere gittiğinizde size çay ikram etmiş olabilirler. Orada ben oruçluyum deseniz Ramazan ayı değil, belki de uygun da olmayacak. Orada insan yuvarlak bir ifadeyle müsait değilim diyebilir. Gerçekten müsait değildir çünkü oruçludur. Veya bu gibi ifadelerle, yalan olmayacak ifadelerle, yuvarlak ifadelerle durumu geçiştirebilir. Sonra içeceğim diyebilir. Ve o şekilde yalan söylemeden o durumdan sıyrılır. Kinaye yolu, bu gibi bazı çıkış yolları bulunabilmekte. Bu yalancılık değildir. Yalancılık, hak vakikatı bile bile gizlemek, gerçek dışı beyanda bulunmaktır.
Burada ise öyle bir şey söz konusu değil. İşte Allah yalancı olana hidayet etmez. Bir de keffar olana. Keffar çokça nankörlük yapan, çokça küfranı nimette bulunan anlamında. Kafirin daha mübalağalısı. Malum kafir iki anlamda kullanılıyor. Allah'ı inkar eden, bir de Allah'ın nimetlerine nankörlükte bulunan. Her iki anlamda da burada değerlendirilebilir. Allah-u Teala aşırı derecede küfür içinde, nankörlük içinde olana hidayet etmez. Yalancı olana Allah hidayet etmez. Lev eradallahu en yettehize veleden, şayet Allah bir velet ittihaz etmek istese, lestafa mimma yahluku ma yeşe, yaratmış olduklarından dilediğini seçer. Yani Allah bir şeyi murad ettiğinde onun iradesinin karşısında duracak hiçbir güç kuvvet yoktur. Burada Allah'a velet nispet edilmesi, Allah'ın haşa çocuğu olması gibi bu manada tarih boyu yanılan insanlar olmuş. İşte Hristiyanlarda bunun tipik bir misalini görüyoruz. Baba oğul Ruhul Kudüs diyorlar. Öte yandan Yunanlıların, eski Yunanlıların inanç sisteminde Olimp Dağı adeta Tanrılar Sülalesi'nin yaşadığı bir yer. Orada büyük Tanrı, ona bağlı Tanrı'nın eşi, Tanrı'nın çocukları gibi bir takım şeyler uydurmuşlar. Ve dünyanın başka yerlerinde, başka inançlarda da yine Allah'a eş, Allah'a oğul nispet etmek gibi durumlar var. Kur'an-ı Kerim çok net bir şekilde bunları reddediyor ve Allah'ın şanına yakışmadığını, Allah'ın bütün bunların yaratıcısı olduğunu bize beyan ediyor. Ve böylece zihinlerdeki bir takım yanlış kanaatleri, yanlış inançları Kur'an-ı Kerim temizliyor. Yoksa insanlar kendi akıllarına kalsa Allah'ı kendilerine kıyas ederler. Kendilerinin eşi, kendilerinin çocukları olduğu gibi Allah'ı da o manada düşünürler. Halbuki Allah ile bütün mahlukat arasında şöyle bir nispet var. Allah bütün mahlukatın yaratıcısıdır. Kadınlarında, erkeklerinde, çocuklarında, canlı cansız bütün varlıkların yaratıcısıdır. Aradaki münasebet, nasıl ki bir ressam eline fırçasını alır ve sanat eserleri, resimler meydana getirir. O resimler onun çocuğu değildir. Ondandır, onun meydana getirmesiyledir ama ondan bir parça da değildir. Onun gibi bütün alemdeki mahlukat Allah'tandır, onun yaratmasıyladır ama ondan bir parça, ondan bir cüz değildir. Yükevvirul leyle, evet, Sübhane, Allah bundan yücedir, çocuğu olmaktan münezzehtir. Ve huvel vahidul gahhar, o birdir ve kahhardır. Yani dilediğini yapar, onun hükmünün karşısında durulmaz. Halakas semavati vel arda bil hak. O gökleri ve yeri hak ile gerçek olarak yarattı. Yükevvirul leyle alen nehar, geceyi gündüze çevirir, döndürür, üzerine sarar. Ve yükevvirul nehara alel leyl, ve gündüzü de gecenin üzerine sarar. Burada yuvarlak bir şeyin etrafına sarmak, mesela başa sarık sarmak gibi şeyler yükevvirü kelimesiyle ifade edilir. Dünyada yuvarlaktır ve gece gündüz birbirini takip etmektedir. Ve bu şekilde gece gündüze, gündüz geceye adeta dolanmakta, sarılmaktadır. Ayetin bu ifadesini görebilmek için dünyaya uzaydan bakmak gerekir. Yoksa buradan bunu göremiyoruz. Ama böyle olduğunu ilmen biliyoruz. Vesahhara şemse vel kamer, Allah güneşi ve ayı musahhar kıldı. Küllün yecrili ecelin müsemme, bunların her birisi belli bir ecele akar gider. Her birisinin belli varacağı bir ecel vardır. O zamana kadar devam edecektir. Ela huvel azizul gaffar, dikkat edin, Allah azizdir, gaffardır, bağışlayıcıdır. İşte Kur'an-ı Kerim bu gibi ayetlerde nice hikmetleri bize ders veriyor. Layıkıyla anlamak ve ona göre yaşamayı Allah-u Teala hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.